Manşete hoş geldiniz. Seçimden önce sondan 3. hafta ve kirli operasyonlar sahne aldı. Elbette bir Muharrem İnce faktörü var, Sinan Oğan faktörü var ve seçimi ikinci tura bıraktıran önemli etkenler bunlar. İki aday seçimi ikinci tura bırakıyor. Eğer dört adayla değil iki adayla seçime gidilseydi birinci turda bitecekti bu iş. Ama görünen o ki ikinci tura kalıyor. Bunu haftalardır konuşuyoruz. Muharrem İnce boyutuna geleceğim çünkü o da ayrı bir Bölme ve delme yarma harekatı başlattı. Ee, bayram boyunca hiç ses soluğu çıkmadı. Yaklaşık bir haftadır e, artık hani kendini unutturmaya başlamıştı ya da artık oyları eriyor filan deniyordu. Fakat öyle bir ortaya çıktı ki adeta tabutuna son çiviyi çaktı. Ona birazdan bakacağız. Bir diğer atış da bu tür operasyonların merkezi ki artık Türkiye'de bütün mahallelerinde malumu Oda Çivi. Oda Çivi'yi daha dün dile evvelki gün Oda TV'de çalışan insanlar oranın yayın yönetmeni haber müdürlüğü seviyesinde orada görev yapmış uzun yıllar görev yapmış isimler bile artık savunmuyor ve Oda TV'ye e, saldırıyorlar. E, neden? Çünkü e, bir tam anlamıyla varlık yokluk savaşına döndü. Oda TV'de bir anlamda iktidarın yanında. Ee, tam anlamıyla pozisyonlandı. Esasen da TV uzun zamandır iktidarın yanında. Yaklaşık 10 yıldır iktidarın yanında. 2018'den bu tarafa da açık bir şekilde yanında. Yani başındaki Soner Yalçın işte Türkiye masası kuralım, memleket masası kuralım falan filan gibi ee, çıkışlarıyla biliniyor. Yani Erdoğan söylemini alıp e, onu kendi çevresine e, bir biçimde yedirmeye çalışan bir şeysi var, fonksiyonu var. Ama özellikle İYİ Parti'ye dönük bel altı operasyonun merkezi olması da son derece enteresan. Ondan önce e, bir da beşli çeteyle bir operasyon yapıldı. Beşli çeteyle toplanılıp... E, Kılıçdaroğlu'na operasyon planlandığı e, yazılıp çizilmişti. Bunu yazan da yine o da TV'din içinden bir isimdi. E, ve o yalının da Soner Yalçın'a ait olduğu veya Soner Yalçın'a tahsis edildiği falan konuşuldu. Şimdi bütün bunların hepsine bakacağız. E, biraz dallı budaklı gibi görünüyor ama esasen bir bütünün belli parçaları. E, ben Soner Yalçın'ı Habertürk yıllarımdan bilirim. Ben Habertürk'te 2001-2006 yıllarında çalıştım. O, o yıllarda e, Soner Yalçın da... Habertürk internet sitesine e, Uğur İpekçi mahlasıyla, e, kod adıyla yazılar yazıyordu. Uğur e, Mumcun'un Uğur'u Abdi İpekçi'nin İpekçi'sini almış Uğur İpekçi mahlasıyla yazıyordu. E, o yıllarda Kurtlar Vadisi'nin konsept danışmanıydı. Kurtlar Vadisi deyince akla gelen isimlerden biriydi Soner Yalçın. Şimdi parçaları birleşir, birleştirince... Daha o zamandan başlamış bu konular diyorsunuz ama o günlerde kimin ne aklına gelir? Ben Kurtlar Vadisi'ni bir tek bölüm bile seyretmedim. Yarım bölüm, bölüm bile seyretmedim. 10 dakika bile seyretmedim ama o yıllarda Soner Yalçı'nın kitapları çok satıyordu. Bay Pipo çıkmıştı, Efendi çıkmıştı vesaire. Daha önce Behçet Can Türk'ün alıları filan. Ben o bir iki kitaba bak çok satılıyor. 2000'li, 2001'li, 2003'lü filan yıllar yani. Efendi kitabını şöyle karıştırmaya başladım. Daha ilk birkaç sayfada Kendisiyle tenakuza düştüğünü, kendisiyle çelişkiye düştüğünü, yani kitabın içerisinde birbirini tutmayan, başı sonu birbirini tutmayan şeyler yakaladıktan sonra bırakmıştım. Şimdi ne olduğunu hatırlamıyorum bile. Üzerinden 20 sene geçmiş neredeyse. Ee, sonrasında e, Soner Yalçın e, 2007 yılında Cüneyt Özdemir'le birlikte Oda TV'yi kurdu. Takip eden yıllarda da, Barışlar diye bilinen Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan kadroya eklendi. Ki zaten biri sitenin haber müdürü öde, öbürü de yayın müdürü falan gibi götürdü. Sonrasında biliyorsunuz Oda TV soruşturması var. Cezaevi süreci var vesaire. 2008'li, 9'lu, 10'lu, 11li yıllarda bu şekilde geçti. Ama Oda TV sitesi hiçbir dönem kapanmadı. Hep yayındaydı. Kurucusu ve haber müdürü veya genel yayın yönetmeni neyse Belli başlı isimleri cezaevinde olmasına rağmen Oda TV hayatiyetini hep sürdürdü. Bunun da altını çizelim. Bu önemliydi. Yani ve serbestçe yayın yaptı. Yani bir anlamda da içerideki cezaevindeki arkadaşlarının haklarını savunan bir çizgisi de vardı. Böyle bir tarafı da vardı. Geçtiğimiz yıllarda iki yıl önce Oda TV'den Barış Terkoğlu ve Pehlivan ayrıldı ki iki önemli ismiydi. Yani biri Soner Yalçın'ın sağ kolu, öbürü de sol kolu mesabesinde isimlerdi ve onlar da ayrılıklarını işte şu şekilde duyurdular Ora TV'de. 14 yıldır toprağına su kattığımız o TV'ye veda vakti diye yazdı Barış Pehlivan ve birlikte bir fotoğrafı da gösterdi. Bu fotoğrafta Soner Yalçın da var. Ortada görülüyor kazaklı. 26 Şubat 2021'de yollara ayırmışlar. Halk TV'ye geçtiler. Zaten ve Halk TV'nin e, ekran yüzleri oldular. Bu da o günkü e, işte veda partisinden fotoğraflar. Yeni isimler eklenmiş e, Oda TV'ye onların tanıtıldığı falan bir toplantıydı. Bu 26 Şubat 2021 tarihli bu fotoğrafta yani iki yıl önce Barış Pehlivan ve Terkoğlu Oda TV'ye e, Oda TV'den ayrılırken, Veda Partisi verirken verilen bu fotoğrafta hemen Soner Yalçın'ın solunda Serdar Cebe görülüyor. Serdar Cebe de Amerika'nın sesinden transfer edildi ve Oda TV'nin başına getirildi. Sonra bir ara Toygun Toygun Atilla dönemi oldu. Sonra Serdar Cebe ayrıldı galiba. Şu anda durumlar ne tam olarak bilmiyorum ama Soner Yalçın 2007 yılından beri Cüneyt Özdemir'le kurduğu Oda TV'yi başı 2007'den bu tarafa Oda TV'nin başında, sahibi ve patronu. Alt kadrolar değilse de Barış Pehlivan'ın dediği gibi 14 yılına iki barış damga vurdu. Böyle bir yönü var. Şimdi bu girizgahı neden yaptım? Şunun için yaptım. Bundan bir ay önce tam bir ay önce 23 Mart 2023 23 Mart 2023 Cumhuriyet Gazetesi'nde Barış Terkoğlu Kılıçdaroğlu'na karşı Yalı Partisi ...diye bir yazı yazdı. Daha sonra bu yazı Cumhuriyet'ten kaldırıldı. Önce erişim yasağı kondu. Şu anda girdiğinizde 23 Mart tarihli Kılıçdaroğlu'na karşı bu Yalı Partisi yazısını göremiyorsunuz. Yok böyle bir yazı. Orada Barış Terkoğlu dedi ki... ...2 ay önce yani 23 Mart'tan 2 ay önce Ocak ayına gidiyor... Hasan Dağcı'nın yalısındaki toplantıyı dinledim. Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun Beşli Çete dediği iş, iş adamları vardı. Beşli Çete'nin dışında büyük ihaleleri alan 6 6.7'ciler de vardı. Erdoğan'ın çok yakın bir akrabası da vardı. Dişli ailesinin tanınmış bir ferdi de. Bir ara masadaki havayı iş adamı Cemil Kazancı dağıtmıştı. Daha sonra Beyaz Enerji davasından tutuklanan Kazancı... ''Ben tecrübeliyim, hapishaneyi biliyorum. Asıl siz düşünün.'' diyerek iş adamlarını acı acı güldürmüştü. Yalıdaki masada Erdoğan kazansın isteniyordu. B planı ise Erdoğan'ın kaybetme olasılığına karşı muhalefeti kendilerine yumuşak geçiş yaptıracak bir alternatife zorlamaktı. Kılıçdaroğlu'nun 418 milyar doları alacağım sözleri tüylerini ürpertiyordu. CHP Genel Merkezi'nde konuşulan hikayeye göre Kılıçdaroğlu ile Yalı Partisi önce görüşmek istemiş yani beşli çete ve diğer iş adamları reddedilmişti. Son olarak Kılıçdaroğlu'na karşı bir operasyon devreye sokulmuştu. Yalı Partisi'nin fonladığı kimi gazeteciler başta olmak üzere muhalefetin takip ettiği isimler üzerinden Kılıçdaroğlu itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştı. Hedef Kılıçdaroğlu'nun adayların önüne geçmekti. Olmadı şimdi başka bir plan devreye sokulmaya çalışılıyor. Yazı Özetle böyleydi e, dediğim gibi şu anda Cumhuriyet sitesinde bu yazı yok ama burada Hasan Dağcı'nın yalısında Beşli Çete ve diğer iş adamlarının toplandığı Erdoğan kazansın istendiği Erdoğan'ın kazanamaması halinde B planının devreye sokuldu ve B planı olarak da Kılıçdaroğlu'yla köprüler kurulmaya çalışıldı. Fakat orada diyor ki Yalı Partisi'nin fonladığı Barış Terkoğlu'nun yazısından aynen okuyorum. Yalı Partisi'nin fonladığı kimi gazeteciler başta olmak üzere muhalefetin takip ettiği isimler üzerinden Kılıçdaroğlu itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştı diyor. İsim vermiyor ama orada kastedilen ismin Soner Yalçın olduğu hemen ortaya çıktı ve KRT TV, Tuncay Özkan'ın gizli patronu olduğu KRT TV, Yalı çetesinden Soner Yalçın çıktı, başlığıyla bir haber yaptı. E, KRT'den Onur Erdoğan, e, Tayyip Erdoğan'ın eski özel kalem müdürü Hasan Dağcı'nın Beşli Çete ile kurduğu kumpas merkezi Yalı'yı Soner Yalçın'a tahsis ettiği anlaşıldı diyor KRT haberinde. Yalı Çetesi'nin Kılıçdaroğlu'na ve Millet İttifakı'na operasyon için düğmeye bastığı ortaya çıktı. Devamla hedef önce yakın çevresine hedef alarak Kılıçdaroğlu'nu yalnızlaştırmak sonra da Kılıçdaroğlu'nun kendisi. Şimdi hal böyle olunca e, Barış Terkoğlu'nun isim vermeden atıfta bulunduğu bir Soner Yalçın Oda TV olayı var. KRT olayı biraz daha e, detaylandırıyor ve elbette işte Tuncay Özkan cephesiyle, KRT cephesiyle Oda TV arasında da bir kavga kopuyor orada. Tabii e, Soner Yalçın'ın daha dün dile evvelki gün 14 yıl boyunca yanında bulunmuş Barış'ların bu işi deşifre etmesi de son derece enteresan. Kılıçdaroğlu tarafı böyle yani yalı çetesi ile Kılıçdaroğlu arasında köprüler kurmaya çalışan değilse de Kılıçdaroğlu'nu itibarsızlaştırmaya çalışan bir çeteden bahsediliyor. Bu Ocak ayında yola çıkmış bu proje Kılıçdaroğlu'nu itibarsızlaştırma projesi yani anlaşma sağlanamayınca itibarsızlaştıralım Erdoğan kazansın özetle böyle. Dün enteresan bir şey oldu. Bu defa Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'ndaki en büyük orta İyi Parti hedeflendi. Ve e, Hürrem Elmasçı imzasıyla ki Hürrem Elmasçı bir müstahar isim e, ve bunun Ankara çevreleri, medya çevreleri Soner Yalçın olduğunda hem fikir, Soner Yalçın Hürrem Elmasçı ismiyle e, mahlasıyla medya kulisi veya magazin kulisi filan yazıyor veya patronlar dünyası kulisi yazıyor. İddia bu yönde. Siyaset meydanı karışacak milletvekilinin eşcinsel kasedi diye bir haber yaptı. Çok da detaylı yaptı. Milletvekilinin veya işte o kişinin neyse bir parti üst düzey yetkilisi falan falan derken bayağı bir tarif ediyor. Sadece ismini vermediği kalıyor. İyi Parti'ye dönük bir operasyon olduğu bir bel altı bir kaset operasyonu olduğu veya bu kaset bu kaset üzerinden belki Millet İttifakı'nın veya İyi Parti'nin dizayn edilmeye çalışıldığı veya itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı tam da işte şu LGBT filan şeytanlaştırılırken başta Süleyman Soylu ve şey tarafından iktidar Cumhur İttifakı cephesi tarafından böyle bir e, haber gündeme girdi Soner, yani Hürrem İlma, Elmasçı Soner Yalçın olmasa bile bu olay Soner Yalçın operasyonu yani başka bir şey değil e, Ama Hürrem Elmasçı'nın Soner Yalçın olduğunda e, tüm medya mahallesi müttefik hemfikir e, Bu da elbette Ankara kulislerini karıştırdı ve bir ikinci operasyon yani yalı çetesinden sonra bir ikinci operasyon Hem de bu defa bel altı e, yola çıktığı e, biçiminde yorumlandı konuşuluyor çokça konuşuluyor çok paylaşılmadı e, siyasetçinin kimliği ismi kim olduğu üzerinde nasıl olduğu nereye gittiği nereye gideceği üzerinde başka sırada başka şeyler olabilir mi başka operasyonlar olabilir mi falan onun e, üzerinde duruluyor ama işin nereye gideceğini e, şu anda kestirmek zor sadece kirli operasyonlar sahnede ve bel altı bir operasyon başladı 19-20 gün var seçime ve bundan sonra artık bu tür şeylere hazırlıklı olmak lazım Burada iki şey söyleyeceğim çok uzatmadan. Bir, sağa sola kasetçi, şucu bucu şantajı derken ne yaptıklarını görüyorsunuz. İki, e, uzun yıllar 14-15 sene kol kola yürümüş bir ekip bir sene iki sene sonra nasıl birbirinin kuyusunu kazıyor... ...ve sonra nasıl bu operasyon sitesinden çıkıp elini yıkayarak e, başka bir mecrada hiç de üzerine bir şey sıçratmadan devam etmeye çalışıyor... Diyorum ve daha da fazla uzatmıyorum. Bir dönem herhangi bir partiye destek verme veya herhangi bir gazetede yazma veya herhangi bir televizyonda çalışmadan dolayı insanlar içeride inim inim milletilirken medya mahallesinde hiçbir zaman rezil olmazsınız. Elinizi yıkayıp çıkarsınız. Deyip bu bahsi kapatayım ama sonrasında önümüzdeki 19-20 gün boyunca bambaşka operasyonların bambaşka benzer bel altı şantajların devreye sokulabileceğinin de önemli bir işaret fişeğiydi bu. Hürrem Elmasçı imzasıyla Soner Yalçı'nın Oda TV'de koyduğu bu işte kulis. Siyaset meydanı karışacak milletvekilinin eşcinsel kasedi kulisi. Dönelim siyaset meydanına. Siyaset meydanı o kadar kafayı yemiş durumda ki hani böyle söyleyince de yani niye böyle söylüyorsun? İşte ne bileyim gerek yok üslubu bozmaya falan gibi şeyler oluyor ama gerçekten bu kadar yani benim ben 91 seçiminde ilk defa oy kullandım. daha erken yaşlardan itibaren Türkiye siyaseti ilgi alanım oldu ve o alanda uzmanlaşmaya çalıştım. Ankara'da içinde takip ettim filan bugüne kadar ama gördüğüm seçimlerde bugüne kadar kirli. Bugüne kadar devlet imkanlarının seferber edildiği, bugüne kadar kural tanımazlığın olduğu, işte yüksek seçim kuruluyla seçim kampanyası da işte devlet imkanlarının kullanmasıyla kamu görevlisi bakanların istifa etmemesi, diplomasız cumhurbaşkanı üçüncü dönem öbürü beriki her yani cumhurbaşkanı sıfatıyla gidiyor gittiği yere Erdoğan ve ona göre önlemler alınıyor. Yani normalde eskiden seçim şeyisi başladığında, seçim satım haline girildiğinde, kampanya dönemi başladığında Başbakan da olsa başka devlet görevlisi de olsa devlet imkanlarını bir kenara bırakır. Kendi işte partisinin falan imkanlarıyla veya işte neyse seçim harcaması için tahsis edilmiş ne varsa o imkanlarla sivil imkanlarla e, kampanya yapılırdı. Gördük biz bunları. Yani başbakan makam aracından iner, parti aracına binerdi veya artık kendi şahsi aracına binerdi veya parti otobüsüne binerdi. Bununla yapardı ama şimdi bu işler geride kaldı. Artı hiçbir zaman görmediğim büyük yalanlar söyleniyor. Ve bu yalanlar tahsiye edilmiyor ve bile bile söyleniyor. Yani yalan söyleyen de bunu bilerek söylüyor. Şimdi aynı gün içerisinde Süleyman Soylu Gabar'da petrol bulduk diyor. Tayyip Erdoğan Gabar'da e, gaz bulduk diyor. Bir de öyle de yalanı köpürtüyorlar ki işte efendim Suudi Arabistan kalitesindeymiş petrol soylun ifadesiyle. İşte Erdoğan'a göre de 1 milyar dolarlık doğal gazmış gabarda bulunan falan. Bol bol gaz çıkarıyorlar, bol bol gaz buluyorlar. Yani ve bu yaptıkları vaatlerin altı da dolu değil. Yani tok yerli milli araba dediler 3-5 tane prototip bakanların eliyle. Ee, şehir şehir dolaştırılıyor. Daha hala bir sivil e, ya da herhangi bir sade vatandaş e, arabayı alıp binmiş kullanmış değil. Bakanların taktığı plakalar da sahte çıktı. Tescilli değil yani. Yani her tarafından dökülen bir şey var. Ev kadınlarına emeklilik müjdesi bol keseden sallıyor. Boğazdan Anadolu geçti. Milli uçak gemimiz ne yani uçak gemisi falan değil. L400 L serisi zaten amfibi çıkarma gemisi. Siha gemisi diye bir şey uydurdular. Sihaların üstüne inip kalktığı da yok. Artık geminin motoruyla ilgili, yürümesiyle ilgili, devamlılığıyla ilgili problemler var yerli yabancı firmalar tarafından. Gemiyi dolaştırıyorlar, insanlara gezdiriyorlar. Yani tam bir seçim propagandasıyla yürüyor. Milli uçak gemisi diye. Yalan yani böyle bir şey yok. Üfürüyorlar. İşte Babacan demiş ki Erdoğan hiçbir seçimde böyle yapmadı. Hiçbir e, hiçbir seçimde bu seçimde yaptığı kadar pop popülizm yapmadı Kaynakların yetip yetmeyeceğinin hesabında değil, rakamların doğruluğunu bilemiyoruz. Her şeyi karartıyorlar. Yine aynı e, babacan e, ticari araçları e, ticari araçlarını yenilemek isteyen esnafımızdan ÖTV almayacağız diyen Tayyip Erdoğan'ın vadini alıntılamış, tweet'ini alıntılamış. Arkadaşlar bir vaadimiz daha hayata geçti. Yapamadıklarını düşününce devede kulak ama takdir ediyoruz diyor. Muhalefetin vaatlerini çalıyor ve kendininmiş gibi şey yapıyor ve tabii kendi kitlesinde de tam bir kapalı devre sistem kurdukları için dışarıya kapalı muhalefetin ne dediğiyle babacanın Kılıçdaroğlu'nun akşam ne dediğiyle ilgilenmediği için Erdoğan ne verirse onu alıyorlar. Yani benden önce buzdolabı, çamaşır makinesi yoktu. Bizden önce herhalde yani tarlalar sabanla sürülüyordu falan diyen bir Erdoğan'dan bahsediyoruz. Yani kendiden önce hiçbir şey yoktu. 20 yıl 20 yılda Türkiye'de ne olduysa oldu ve bunu anlatıyor. inanarak anlatıyor yani. Aşağıdaki de iyi, alkışlıyor. Böyle tuhaf bir dönem. Hürriyet'in bugünkü manşeti bu boşluklarda yaşam vardı diyor. Deprem gerçeği orada duruyor. Bu boşluklarda yaşam vardı dedi. Enkaz kaldırıldıktan sonra ayakta kalan tek tük apartmanlar. Ki onlar da oturulacak durumda değil yani. İçinde insan var mı yok mu bilmiyoruz. Hatay Cumhuriyet'in başlığını önemsiyorum. Avukatlar hazır. Barolar Birliği seçim güvenliği merkezi oluşturmuş. 81 barodan en az 6-7 bin avukat sahada olacakmış 14 Mayıs'ta. Bunu önemsiyorum. Bu çok önemli. Yani her şeyi bir kenara bırakıp iktidarın seçim güvenliğine bakması lazım. Ve bu seçimi şansa bırakmaması lazım. 2018 tecrübesi orada. 2014 tecrübesi orada. Arada 2015... İki seçim tecrübesi var. 2019 tecrübesi var. Yerel seçim. Çok tecrübe var. Yani 7-8 seçim oldu. Özellikle 2013-14'ten bu tarafa. Referandum oldu. Yani artık burada da ne yapılacağı belli yani. Geçelim Muharrem İnce'ye. Muharrem İnce uzun bir mesaj, mesaj yayınladı dün gece Twitter'dan. Bu mesajı okuyup da irdelemeye gerek yok. Bu mesajda... Bir takım gereksiz cümleleri ayıkladığınızda şu ortaya çıkıyor ben ayıkladım bakın şimdi size Muharrem İnce'nin aslında ne dediğini ekrana getiriyorum bu pilav gibi mesaja takılmayın aslında ne dediği ayıklandıktan sonra şurada diyor ki bu iki turlu bir seçimdir bizi kırmayın biz de sizi kırmayalım. FETÖ'nün, PKK'nın ne kadar sosyal medya, medya trollü varsa bize saldırıyor, iftira atıyor. Oradan mutlaka işi bir FETÖ'ye, PKK'ya bağlıyor. Sonra dönüyor. Buradan son defa Millet İttifakı'nın bileşenlerine sesleniyorum. İşi gücü bırakır, maskelerinizi düşürürüm. Ondan sonra muhalefete neden muhalefet ediyorsun diye ağlamak yok. Bu muha, e, mu, Muharrem kendi tabutuna son çivisi. Zaten bir haftadır ortada yok. Oyları inişte ve o şeyle yani bunu gördükten sonra herhalde at, ayrı bir hezeyan. Yani zaten kafa yerinde değil gidik ama bu da ayrı bir hezeyan. İki turlu seçim bizi kırmayın ben de sizi kırarım son defa sesleniyorum maskelerinizi düşürürüm sonra da muhalefete neden muhalefet ediyorsun diye ağlamak yok. Bizzat zaten misyonunu göstermiş misyonunu koymuş yani ben bu işi bölmek için varım diyor ben muhalefeti aşağı çekmek için varım diyor net yani yavaş yavaş toparlarken neden KHK'lılarla ilgili, Selahattin Demirtaş'la ilgili, Osman Kavala'yla ilgili, içerideki gazetecilerle ilgili, polislerle ilgili e, iktidar, şey, muhalefet partilerinin somut vaadi yok gibi şeyler oluyor. Muhalefet partileri ortak politikalar mutabakat metninde Millet İttifakı şu maddeyi koydu. Bunu önemsiyorum ki orada yargı başlığında çok şey var. İşte hakimlere coğrafi güvence HSYK'nın yapısıyla ilgili Adalet Bakanlığı'nın HSK'daki Hakim Savcılar Kurulu'ndaki tasarruf pek çok madde var. Pek çok düzenleme var ama şunu önemsiyorum asıl. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iştihat iştihatlarının diğer mahkemelerce dikkate alınması ve bu mahkemeler tarafından verilen kararların ivedilikle uygulanması. Zaten bunu uyguladığınızda olay çorap söküğü gibi düzeliyor. Zaten Türkiye bunu uygulamıyor. Bakın sadece o da değil. Avukat Turan Can Bolat yatarını tamamlamasına rağmen tahliye edilmiyor. Kızı söylüyor e, itirafçı ol terörist olduğunu kabul et demişler. Bunu demediği için yatarını yattığı halde Hala içeride tutuyorlar. Yani geçtik Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını. Kendi kanunlarını uygulamıyorlar. İnfaz süresi dolmuş e, tutukluları salmıyorlar. Yani o derece hükümlüleri salmıyorlar. Neyse. Böyle bir dönem. Evet. Erkan Baş'ın cezaevinde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesini önemsiyorum. Ama çok geç bir ziyaret. Eee... Selahattin Demirtaş da bir yazılı notla teşekkür etmiş. başarılar dilemiş. Ama Türkiye İşçi Partisi ortak listeden girmemekle, Yeşil Sol Parti ile veya Sol ittifakla bana göre hata yaptı. Ve şu anda oy oranları her türlü araştırmaya baktığımda 1-1.5-2 seviyesinde seyrediyor. Elbette baraj riski yok. Sol ittifak çatısı altında girdiği için %7 barajını ittifakla beraber aşıyor görünüyor ama bu defada. da e, bölge barajına takılıyor. Yani don't sistemine takılıyor. Haliyle e, kaç isim parlamentoya gönderebilir? Bu konuda da rivayet muhtelif. Bana göre tip e, ortak liste yapmamakla, sol ittifakta, yeşil solla hata etti. Ve bu ziyarette çok gecikmiş bir ziyaret. Bir destek isteme ziyareti mi başka bir şey mi bilmiyorum ama Erkan Baş aylar önce seçimden Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmeli ve bu konuları istişare etmeliydi diye düşünüyorum. Said Sefa paylaşmış iktidarı muhalefetiyle neredeyse herkes Türkiye'yi batının özellikle de Amerika'nın birinci ve en önemli gündemi sanıyor. Öyle sandıkları için komplo teorilerine açık hale geliyor ve çok kolay manipüle oluyorlar. Aynen öyle yani batıda Türkiye'nin tesi geçmiyor. Türkiye'de seçim var yaklaşıyor. Ara sıra bir bazı gazetelerde analiz çıkar veya küçük bir haber olarak görülür. Seçim günü Elbette yayınlar yapılır, gazeteler falan işte medya ilgisini gösterir ayrı bir konu ama Türkiye yok Batı'nın gündeminde. Ne Amerika'nın gündeminde var, ben, ne benim yaşadığım İngiltere'nin gündeminde var, ne de Avrupa'nın gündeminde var. Herkes kendi başının çaresine bakmaya çalışıyor. Türkiye'ye Türkiye gündemde olmadığı gibi şu aşamada ilgilenen de yok. Herkes uzaktan seyrediyor. Seçim günü elbette Türkiye seçimleri tarihi bir seçim olduğu için 14 Mayıs'ta, 15 Mayıs'ta, 16 Mayıs'ta elbette Batı medyası da projektörlerini Türkiye'ye çevirecek ama onun dışında öyle ne birinci ne ikinci ne ilk üçte beşte onda bile değil Türkiye gündem'i onu da işte bir, bir biçimde üfürerek gidiyorlar o yalanı da üfürüyorlar işte Batı operasyon yapıyor dış güçler bilmem ne falan falan çok böyle şey halka da geçiyor bu yani halk Türkiye'den başka bir dünya bilmediği için Türkiye'den Türkiye'nin dışındaki her şey yabancı olduğu için yani 80 milyonluk Türkiye'de 800 bin kişinin pasaportu var. Kabaca söylüyorum herhalde yarısı da hacca gitmek için almıştır. Kalan yarısı da gidiyor mu gidebiliyor mu bilmiyorum. Dünyayı gören insanımız bu kadar yani. Evet. Diyor ve bir manşeti de böylelikle noktalıyorum. Çarşamba yokuz. Perşembe günü tekrar görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.